Ve kültürü için geldiğimiz Sivrihisar'a, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde gerçekleşecek hava gösterilerini seyretmek ve sizlerle paylaşmak için geldik. Evet, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden size seslenmeye devam ediyorum. Bu arada virüs salgını nedeniyle bu sene gerçekleşen hava gösterileri maalesef seyirciye kapalı. Sadece spotter, yani hava gözlemcileri, uçak gözlemcileri ve basın mensupları bugün buradalar. Ben de bir basın mensubu olarak bugün Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki bu gösterileri takip edeceğim ve Hürriyet Gazetesi'ndeki sayfamda bu güzel güne yer vereceğim. Bu hava alanı ve havacılık merkezi ile ilgili birkaç not daha size aktarmak istiyorum. Necati Artan tesisleri 2014 yılının Mart ayında hava parkı olarak faaliyetine başlamış. Tesis yaklaşık 1000 dönüm bir arazi üzerinde kurulu. Arazinin deniz seviyesinden yüksekliği 2790 feet olarak yazıyor. Bu da tahmin ediyorum 800-850 metre gibi bir yüksekliğe tekabül ediyor. Batı apronu ve doğu apronu olmak üzere iki apron alanı olan hava parkında havacılık disiplini içinde kalmak kaydıyla tüm havacılar için özgürlük vardır diye bir yazı okudum. Bu çok hoş bir söylem. Sarf hava gösterileri 2020'den size notlar aktarmaya devam ediyorum. İki önemli uçak var aslında. Bunlardan birisi Mor Menekşe. Ali İsmet Öztürk'e ait bir uçak. Bir de kızı Semin Öztürk'ün uçağı var. Ali İsmet Öztürk'ün uçağı mor boyalı, diğeri Semin Öztürk'ünki de kırmızı, Türk bayrağıyla süslü bir uçak. Ali İsmet Öztürk'ün uçağını size göstereceğim şimdi, hemen arkamda görüyorsunuz. Bu efsane bir uçak, onunla ilgili elimde bazı notlar var, onları size aktaracağım. Bir kere Ali İsmet Öztürk kimdir? Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu. Arkamda görmüş olduğunuz uçak dünyanın en gelişmiş akrobasi uçaklarından biri. Purple Violet, Mor Menekşe tamamen bu iş için geliştirilmiş, sipariş üzerine yapılmış, pit tabanlı ancak ondan çok üstün özel üretim bir uçak. 2003 yılında Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından geliştirilmiş. İmalatı bir yıl süren bu uçakla daha önce yapılan manevralar görsel boyutta zenginleştirilerek airshow kalitesi ve uçuş emniyeti de yükseltilmiş. 400 beygir gücünde bir motorla donatılan bu uçak havada kaldığı süre içinde bir bilgisayar yardımıyla sürekli kontrol ediliyor ve herhangi bir anormal durumda pilotu anında haberdar ediyor. Kompozit bir üretimle yapılan 3 palli pervanesi sadece akrobasi için dizayn edilmiş. Bu mükemmel gösteri uçağı zaman zaman saatte 400 kilometreyi aşan bir sürata, hıza ulaşarak gösterisini yaparken saatte 38 galon, yaklaşık 152 litre yakıt
ve 45 galon, yaklaşık 180 litre duman yağı harcamakta. İki tane efsane North American var. Bunlardan bir tanesi işte şu anda gördüğünüz North American P51D Mustang Precious Frankie. Ülkemize MSÖ Airspace Museum tarafından kazandırılan Precious Frankie, Türkiye'deki ilk ve tek North American P51 Mustang uçak olma özelliğiyle bugün Air Show 2020'de. Onun hemen yanında yine bir başka North American, yine Sivrihisar Havacılık Müzesi'nde Türkiye'nin ilk sivil T6G Harvard uçağı bugün 2020 Sivrihisar gösterilerinde semalarda olacak. Döndürüyor. Demin bunu biraz da düz yapmıştı.
ardından tekrar düzeltiyoruz uçağımızı, çekişle birlikte gökyüzüne tırmanıyoruz. Çekişle birlikte tekrar fırlıyoruz gökyüzüne. Yavaş yavaş atmaya başladık. Şimdi hafif kuzeyine pozisyon aldık. Saat 200 yaklaşıyor. Şu 90'ı geçtik. Çok güzel. 200. Şimdi sentral çekiş. Çekişe devam ediyoruz. Hafif sağ pedal. Üst deliğe geldi bizde. Sepro. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Ve bu kalp sizler için. Evet, bu kalp sizler için. Kalp olur da oku olmaz mı? İşte Ali İsmet Öztürk oku da koyuyor tam yerine. Merkezinden yaptığım bu videoyu, yayını artık burada noktalıyorum. Arkamda da şapkasını taktığım ve çok hoşuma giden Mustang P-51D uçağı görüyorsunuz. Bu arada askerliğini Kara Havacılık Okulu'nda yapmış birisi için bugün havada gezen çelik kanatlar çok da yabancı değildi. Hepinize mutlu günler diliyorum. Başka bir videoda, başka bir yayında tekrar buluşmak üzere.